Şunu vurgulamak lazım. Birincisi, Devlet Bahçeli televizyona çok az çıkan, neredeyse hiç çıkmayan birisi ve uzun zamandan sonra ve referanduma 3 gün kala yaptığı bir, çıktığı bir yayında bunu net bir şekilde, şu anda görüntüleri görüyorsunuz, çok kararlı bir şekilde, sert bir şekilde dile getirdi. Yani burada bir tevil edilecek bir şey yok. Ama tabii ki Devlet Bahçeli hayır, anayasa değişikliğine hayır diyeceğini belirtmedi. Öyle bir şey söylemedi. Ancak ülkücüler bu durumda ne oy kullanır diyerek ucunu açık bıraktı. Burada şöyle bir önemli husus var. MHP'nin muhalifleri, ki büyük bir kısmı partiden atıldı, hayır kampanyalarını yürütürken başından itibaren başkanlık sisteminin ülkenin bölünmesine ve federal yapıya en azından gitmesine neden olacağını iddia ettiler. Bunun altını ısrarla çizdiler. Bizim burada yaptığımız yayınlarda da Sinan Oğan'ın ve özellikle Ümit Özdağ'ın, Profesör Ümit Özdağ'ın bu konuya vurgu yaptığını biliyoruz. Çok net bir şekilde bunu söylediler. Ve Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı da onların bu kaygılarının, bu dile getirdikleri meselenin çok da asılsız olmadığını, olmayabileceğini gösterdi. Normal şartlarda Devlet Bahçeli böyle bir açıklamayı televizyonda yapmayabilirdi. Yapmasaydı bu Şükrü Karatepe'ye atfedilen sözler bu kadar yayılmazdı. Zaten var olan kafa karışıklığını iyice derinleştirmiş oldu ve hayıra yönelebilecek ama parti bağı nedeniyle de tam da gönüllü olamayan, hayıra gönüllü olamayan MHP'lilerin hayır vermesini kolaylaştırabilecek bir adım attı. Ama bence bir başka önemli husus, bu atlanıyor. Bu olay sadece MHP tabanıyla alakalı değil. AKP seçmeni içerisinde de çok güçlü bir Türk milliyetçiliğine duyarlı kesim var. Ve bu kesim MHP ile çok yakın pozisyonlar alabiliyor. Ve bu insanların da kafasında bu eyalet meselesi ciddi bir şekilde kafalarında var. Ve Bahçeli'nin bunu dolaşıma sokmasıyla beraber bu AKP'nin tabanı içerisinde de bir hasara, pazar günü için bir hasara dolaşabilir. Şunu ama net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer sandıktan hayır çıkarsa ve de hatta kıl payı bir şekilde hayır çıkarsa fatura doğrudan Bahçeli'ye ve Bahçeli'nin bu çıkışına kesilecektir. Bu çok net.